Aferin sana. Aferin Süreyya. Ne yaptın, nasıl yaptın bilmiyorum ama... yani bir cevher yetiştirmişsin benden uzakta. Zehir gibi maşallah, zehir. Yani bilseydim daha önce alırdım onu yanıma. Ben sana kaç kere söyledim Cengiz. O senin düşündüğün gibi değil. Al karşına konuş, anlayacaksın diye. Hiçbir zaman kafası yerinde değildi ki. Ne zaman alıp karşımıza konuşacaktık? Ama kimin yanında olması gerektiğini bilen bir evladım daha varmış en azından. Öyle kafasının dikine gitmeyi marifet sananlardan değil. Kulkan eğitilecek. Eğitildiği zaman da herkesi karşısında titretecek. Görüyorum. Alın bakalım. Sağ olasın. Sen alma Cengiz. Aa. Olur mu? 40 yılda bir Afyon'dan kaymak gelmiş. Yemeyeceğiz de ne edeceğiz yani? Kaymak ağır geldi galiba. Oh. Nasıl da ağırlaştım. Yaptım. Bacaklarım. 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 Kimse yok mu? İmdat. İmdat. Cengiz Bey amca. Ay ben sana kıyamam. Yine mi düştün ya? Dur 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 dur. Dur, dur sakın kıpırdama dur. Dur şöyle getireyim. Dur Cengiz Bey amca. Geldim. Yavaş sakin. Bir, iki, üç, otur, otur. Yavaş, tuttum. Cengiz amca. Tamam, şöyle ayaklarını da şöyle koydum. Tamam, dur. Bekle orada, bekle. Dur, dur, dur. Şunu kaldıralım. Şunu şöyle adam. Terliği giydirelim, terliği. Şöyle. Kimsin sen? Boş ver şimdi kim oldum. Yoruldum ben. Bakayım. Hah, güzel. Altın temiz, kuru. Herkes kahvaltı yaptı, bir sen kaldın ya. Hadi gidiyoruz, tamam mı? Neredeyim? Neredeyim ben? Buradasın, buradasın. Bir şey yok. Sakin ol. Sakin. Tamamdır. Ne işin var benim burada? Ne işin var benim burada? Bu işte bir yanlışlık var. Benim kendi evim var. Benim bir ailem var. Ben niye buradayım? Ben bir sanayiciyim, iş adamıyım. Benim adım Cengiz Erdenet. Evet. Erdenet, zalim felek sineme dokunma. Artık yeter ya Cengiz amcacığım ya. Sen Cengiz Erdenet'sin, evet. Çok önemli, çok büyük bir insansın sen. Senin holdinglerin var, fabrikaların var. Ondan sonra oğulların var. Bir değil, tam iki tane karın var. Hızır, hızır. Denize nazır bir yanında yaşıyorsun. Ben bunların hepsini biliyorum Cengiz amcacığım. Hepsini biliyorum ben. Kes şunu! Allah Allah! Ara holdingi, o gerayı iste. Baban burada de. Hemen gel babanı buradan al. Bu işte bir yanlışlık var de.
var ya. Dur. Bana bak Cengiz Bey. Adam gibi oturup yemeğini ye. Yoksa seni anandan doğduğuna pişman ederim. Sakın. Biz sana burada iyi davranıyoruz Cengiz Bey amcacığım. Karşılığı bu mu? Hı? Bak bırakacağım. Sakin ol. Tamam mı? Sen bir fantazi dünyasında yaşıyorsun Cengiz Bey. Senin adın Cengiz Erdenet falan değil. Senin adın Cengiz Mardin. Evet, Cengiz Mardin'sin sen. Holdingin falan da yok senin. Muhasebecisin sen ya. Muhasebeci. İki tane kızın var senin. Seni buraya attılar, gittiler, gittiler. 2012 yılından beri burada yaşıyorsun sen. 3 yıldır da iki ayağın felç senin, tutmuyor, tutmuyor. Anladın mı? 1 yıldır da buradın. Yok Erdenet'miş, yok Holding'miş. Öyle bir şey yok. Bunların hepsi senin kafanda, kafanda. Uyduruyorsun. Aç ağzını, adam gibi yemeğini ye. Yoksa yemin ediyorum 5 kardeş geliyor bak. Aç ağzını. Aç! Benim bayramlık ağzımı açtırma. Aç. Aç. Ha? Aferin. Aç, aç, aç. Heh. Evet, ne durumdayız Cemal Bey? Vallahi hemşire hanım çok iyi durumdayız. Altımız kuru. Kahvaltımızı yaptık, karnımız tok. Tok değil mi Cengiz Bey amcacığım? Hı? Oh. Peki, teşekkür ederiz. Ne demek? Cengiz amcacığım, haydi bakalım ya. Güzel kızım, Allah rızası için benim oğullarım var. Gel, bir telefon et, ara onları. De ki babam burada, gelip alın de. Hadi bir güzellik yap, bir yanlışlık var bu işte. Arayalım Cengiz amcacığım, ver bana numaralarını hemen arayalım. Sen Erdenet Holding'i ara, orada... Aa, onlar da Holding'de çalışıyorlar, senin gibi muhasebeci. Kızım, benim adım Cengiz Erdenet. Holding'in adı ne? Erdenet. Yani o holding benim. Ama sen bir etrafına bak Cengiz amcacığım. Senin bir holdingin olsa burada ne işin var Allah aşkına? Ben de bunu anlamıyorum zaten. Ama normal, normal. Demans. Demans yaşıyorsun, aklın gidiyor geliyor, gidiyor geliyor. Kızım, benim aklım iyi çalışır. Hatta en iyi çalışan yer benim aklımdır, aklım. Peki. Ben sana bir güzellik yapıyorum o zaman. Hadi. Sen şimdi bana şu oğullarından birinin adını söyle. Ogeday. Ogeday. Şey numarasını söyle şimdi. Tamam. 0500. Ha, kaç 500? Gördün mü? Ben kendi telefonumu biliyorum ama. Hemen onu söylerim. Söylemem. Ver. Ver ben çevireyim. Çevireyim. Bak göreceksin. Göreceksin. Hemen açacaklar. Hemen tanıyacaklar beni. Alo. Alo. Kimsiniz? Sen kimsin? Alo. Kızım. Kimsin? Bu benim telefonum. Sen kimsin? Ne diyorsun? Ne demek bu? Benim telefonum bu. Ya bu numara benim numaram. Sen nereden ele geçirdin bu numarayı? Ne anlatıyorsun abi sen? Allah aşkına ya. Allah Allah. Yok olmaz. Bir yanlışlık var. Olmaz. Cengiz amcacığım gördük, duyduk. Tamam. Hadi bakalım. Hoca bizi bekliyor. Güzel kızım. Evet. Bu işte bir yanlışlık var. Haydi bakalım. Hoca nerede? Geldim, geldim. Tamam, bir şey. Nasılsınız bugün Cengiz Bey? Sen! Oo, gene aynı. Seni gebertirim. Neyse onlar başlamış. Hepinize bu hesabını soracağım. Hepinize. Sakin olun Cengiz Bey. Sakin, iyi misiniz? Sana bunu soracağım.
Efyan mı ne bunlar? İlk defa söylüyor. Neyse. Kusura bakmayın, keşke bunlara gerek kalmasa Cengiz Bey ama mecbur bırakıyorsunuz. Damla hemşire, hasta bakıcıları çağırır mısınız? Tabii. Sanrılarınız son zamanlarda çok arttı. Maalesef bunları azaltmak için başladığımız tedaviden de sonuç alamıyoruz. O yüzden başka bir yöntem denemek durumundayız. Gene yaramazlık mı yapıldı? Abbe Cengiz. Labali labali konuşma oğlum. Pardon kocam. Hadi alalım. Dikkat. Yavaş. 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 Cengiz Bey, bu size verdiğimiz rokironyum. Biraz sonra etkisi geçecek ve konuşabilir hale geleceksiniz. Eğer fazla gelirse söyleyin, olur mu? Hemşire hanım, buraya mı takıyoruz? Bakayım. Evet, aynen. Ne fazla gelecek diye soracak olursanız, bunu söylemenin başka bir yolu yok Cengiz Bey. Sanrılarınızdan kurtulmanız için kullanmak zorunda olduğumuz tedavi elektrokonvülsif tedavi. Ney? Ha deme. Çok özür dilerim doktor bey. Artık başka çaremiz kalmadı Cengiz Bey. Efendim? Ama sizin iyiliğiniz için Cengiz Bey. Şimdi bir derin nefes alın. Sakin olmaya çalışın. Hazırız herhalde değil mi? Şunu bir takayım ağzınıza. Evet. Damla hemşire hazırsak. Evet. Bas. Çok kısa sürecek. Merak etmeyin, sizin için bunlar. Bir tane daha yapalım. Bebe. Kendine geldiğinde devam et. Damla sana bırakıyorum, ölmeyecek. Tamam, ben de. Özellikle ikinize söylüyorum. Coşmayın ama tadını çıkarın. Tamam? Tamam. Sen nereye? Bir işim var kısa, halledip geleceğim. Ne var? Ne var? Ne? Bu benim. İşte. Dur bakayım. Seni daha sonra arayayım mı hemen? Ya aç ya. Aç, ben aradım da aç ya. Aç telefonunu, aç ya. İyi misin? Onu söyle en azından. İyi misin? Onu söyle en azından. Bin tane şeyle uğraşıyorsun. Aferin enişte. Aferin. Thank you.
Ablam, ben bu işten anlıyorsam, Cengiz Erden seni birazcık zehirlediyse eğer... Bu yengemiz ne yapar? Bu biraz hırçınla. Lan! Lan oğlum, ne oluyor lan? Hiç kızma hiç. Bakma öyle hiç. Yemen lazım, sana hazırlıyorum. Neden? Senin benden ne farkın var? Nereden öğrendin? Yamaç mı? Benim de bazı kaynaklarım var. Benim senden şöyle bir farkım var. Ben henüz karar vermedim. Aradayım hala. Yani kendini kandırma, aldıramazsın. Neden? Seviyorsun adamı da ondan. Sen de mi o yüzden yapamadın? Zaten artık bunların hiçbirinin önemi yok galiba. Çıkamayacağız buradan. Yerinde olsam içmezdin. Neden? Sabah bulantıların bitti mi? Yani bitti gibi. Tamam işte, yeniden başlamasını istemezsin herhalde. Ha bu... Aha. Sağ ol. Ben duramıyorum böyle hiçbir şey yapmadan ya. Kaçalım. Ne? Kaçalım dedim. En azından deneyelim. Kaybedecek neyimiz var ki? Eninde sonunda ölüm yok mu bunun ucunda zaten? Günaydın. Ona tünaydın denir oğlum. Genelde öğlen güne başlayanlar için söylenir. Ne yaptın sen dün gece? İçki kazanına mı düştün? Anne Allah aşkına ya, zaten hiç halim yok. Genç, bana bir domates suyu, bir şişe vodka. Eğer bulamazsan mahzende en yüksek alkolün ne varsa. Kereviz sapı, acı biber sosu, bir de karabiber. Saçmalama Kulkan. Tamam oğlum, hiçbir şey istemiyoruz. Getirmeyin, çıkın dışarı. Ya çivi çivi söker bıraksan. Oğlum tamam, hepiniz dışarı çıkın. İstemiyoruz bir şey. Anne, vallahi bak hiç halim yok. Kafam ağrıyor zaten. Kulkan, oğlum sen karşına çıkan fırsatın farkında değilsin. Aptallık etme. Aptallık etme. Sen Kulkan nereden etsin? Ne? Yok bir şey ya, sen haşlıyordun, devam et. Kulkan, oğlum bak, Çağatay abini öldürecekti. Haberim var. Azıcık yere edeyim. Sen gör bak, ben o Çağatay'a neler edeceğim. Ben Çağatay'dan intikam almanı istemiyorum senin. Çünkü öyle işler gerizekalı Olga'nın gerizekalı çocuklarının yapacağı işler.
Ne yani, ne istiyorsun? Ya sen ne yapacaksın şimdi? Yani takım elbise giyip kurul toplantılarına mı gireceksin Kulkan? Allah yazdıysa bozsun. Baban, o işinin sevmediğimiz kısmından vazgeçmeyeceğim. O belli oldu. Oradaki işleri de Olga'nın oğulları yönetti şimdiye kadar. Bugüne kadar. Bak, Arık yedi kat yerin altında. Çağatay babandan kaçıyor. Diyorsun. Aferin. Anladın. Babaanne mi kahvaltı? Bilmiyorum, ben geldiğimde boştu masa. İyi, ben kalkayım o zaman. Sen bilirsin de, bir şeyler yiyip gitseydin oğlum. Yok. Benim kahvaltıya başka bir sözüm var anneciğim. Baltalar elimizde, uzun ip belimizde. Biz gideriz ormana, hey ormana. Ağacın yanında dur. Merhaba. Kolay gelsin. Kötü değilim ki ben. Bakar mısınız lütfen? Bebeğinizi düşürmüşsünüz. Hanımefendi, bayan, kadın, anne. Bakar mısınız lütfen? Bebeği düşürmüş. Ama burada olmaz. Böyle olmaz ki. İmdat, imdat, imdat. Bebek, bebek çöpte. Yeni doğmuş bir bebek nasıl tutulur? Yeni doğmuş bir bebeğin vücudunun en ağır noktası kafasıdır. O yüzden onu kucağınıza alırken baş parmağınızla işaret parmağınızın arasına kafasını getirecek şekilde ya da kolunuzla oraya destek olacak şekilde bir kolunuzu kullanırken diğer kolunuzla da beline destek olmalısınız. Böylece onu rahatça ve güvenli bir şekilde kucağınıza alabilirsiniz. Merhaba. Ali Çoban. Bekletmedim değil mi? Aşkım, niye böyle yapıyorsun?
Madem o kadar açsın, gel iki yumurta kırayım sana. Yok sağ ol, istemem. Sena ben. Yamaç. Ben sana çok fena aşık oldum ya. Sen ve ben hayatımızın geri kalanını birlikte geçireceğiz. Çok sevdiğimi asla unutma. Bir gülsene. Dudağının kenarıyla yanağının arasında bir çukur var ya. Beni oraya gömsün de. Nice nice yıllara gülüm. Nice nice yıllara gülüm. Nice nice yıllara. Valla ben o Remzi ayısından şüpheleniyorum. Lan keltoş, sana hayırdır ya? Nasıl oluyor bu işler? Geçen gün otobüsteydim. Bunu görünce indim aşağıya. Arabasını güzel park etti. Kilitledi kapılarını. Sonra da çukura yürüye yürüye döndü. Vay arkadaş ya, keltoşa bak sen. Hey ben onun keline. Ya bana bir anlatın ya. Nasıl oluyor bu işler? Fazilet teyze her gün gelip annemi ağlıyormuş. Ne diye? Yok bu çocuğa büyü yaptılar. Yok kafasının üstünde ekmek kırdım hiçbir işe yaramadı diye. Ben biliyorum ona ne büyüsü yaptıklarını da. Neyse. Bakma kafana. Şuraya boşver. Rukiye teyzeni, bunlar Hesna'nı. Bunu da Ferda'ya götürdünüz mü tamam. Abla sen bunların hepsini nasıl aklında tuttun ya? Ben tutarım da siz tutabilecek misiniz ha? Tuttuk değil mi lan? Hadi, hadi, hadi. Elini kullan, elini. Tekmeliyor ya. Aliço, Aliço bu ne ya? Gelme, gelme. Allah aşkına bıkmadın şu çerden çöpten ha? Ben getiririm senin çorbanı. İstemem, istemem. Çorba içtim ben. E ne geldin o zaman? O ne? Bebek. Aliço, bak sakın. Çok beğendim, aldım geldim deme. Şuraya düşer bayılırım ha. Ha çöpte buldum, çöpte. Annesi bıraktı gitti. Ben bağırdım arkasından hanımefendi, kadın, anne ama bakmadı. Bakar mısınız, bebeğinizi düşürdünüz dedim ama bakmadı. Sen de kaptın buraya getirdin.
Benim ev soğuk olmaz. Burada kadın var, anne var. Ben sadece kitaptan. Ver bakayım sen bana şunu. Al şunu, al. Al, al şu. Bak Allah'ım, çocuğu da çöp kokutmuş. Ah benim yavrum. Polise haber verdin mi Alço? Yolda polis yoktu, görmedim. Olmaz öyle. Sen git şimdi Mahmutları çağır, onlar daha gitmemiştir. Polise haber vermek lazım. Aliço, hadi. Aliço, hadi hadi çok, hadi. Allah. Al. Selamünaleyküm Selami abi. Aleykümselam. Abi bana iki ekmek bir kalıpta beyaz peynir. Abi ben çocukken çok gelirdim sana, hatırladın mı beni? Ahmet ben. Yok vallahi çıkartamadım. Ya çıkartamazsın tabii, sen de haklısın. Deve gibi olduk. Doğru, boy poz maşallah. Ekmeği oradan alıver. Biz Remzi ile boğuşurduk buralarda. Fazilet ablanın. Bildim bildim. Heh. Biz dereye taşındık. Vereyim. İşte büyüdük işte, iş güç. Buralar artık gelmez olduk. Ben Remzi'yi göreyim diye geldim de evim evi ben hep unutmuşum. Nerede bulurum abi onu? Ökkeş'in kahvesine gider. İçeriye giremez. Dışarıda görürsün. Niye, ne oldu ki? Hayırsız çıktı. Yapma be. O zaman ben de gitmem abi yanına. Bizim öyle hayırsızlarla işimiz olmaz. Hatta sen de hiç sorduğumu falan da söyleme. Bırak Allah'ından bulsun keltoş. Ne kadar abi? 25 lira. Söyle Celis. Abi neredesin? Mahalleye geldim, hayrola? Tamam tamam, hemen kahveye gelebilir misin? Bir hırdavat vardı ya Nedim denen. Geldi yine. Tamam geldim. Yamaç Bey, lütfen biraz konuşabilir miyiz? Çok önemli. Kısacık. Özel. Lütfen. Geç. Kimse girmeyecek. Sana yer göstermedim. Ne söyleyeceksen git sonra. Halil İbrahim Bey Afganistan'da. İşlerini yoluna koyabilmesi için çok iyi bir fırsat yakalamış durumda. Ama yardımınıza ihtiyacı var. Bitti mi? Yamaç Bey, lütfen bir bitirmeme izin verin. Durum düşündüğünüz gibi değil orada. Gergin bir vaziyet söz konusu. Halil İbrahim Bey orada biraz daha kalırsa hayatı tehlikeye girer. Ne güzel, ben uğraşmam işte. Yamaç Bey, inanın bana onu tanıdığınız zaman böyle söylemeyeceksiniz. Neyse, bunları tartışacak daha çok zamanımız olur. Şimdi acil bir problemimiz var. İskandar'ı biliyorsunuz. Evet. Rakibini de tanıyorsunuz, Server. Server bu sabah İstanbul'a indi. İskandar'ın kız kardeşi de birkaç günlüğüne İstanbul'a geliyor. Acil tıbbi bir müdahale için. Uçağı bu akşam inecek. Belli ki Server bu durumdan haberdar. Kızı kaçırmaya çalışacak.
Afganlar için bundan daha onur kırıcı bir durum yoktur. Eğer bu gerçekleşirse İskandar'ın aşiretler arasındaki konumu sıfırlanır. Hiçbir etkisi kalmaz. Müvekkilin de da bunlardan bana ne? Eğer kızı korumayı kabul ederseniz ben de size Cengiz'in defterlerini tutan kimsenin adını veririm. Eroinden kazanılan kara para, nakit olarak ya da değerli taş veya maden olarak saklanır. Üstelik bunların hepsini bir arada tutmazsın. Parçalar halinde farklı farklı yerlere saklarsın. Tecrübe konuşuyor tabii. Doğru. Haklısınız. Para ancak aklanacağı zaman saklandığı yerden çıkarılır. İşte Cengiz'in bütün kara parasının nerede olduğunu kuruşu kuruşuna bilen biri var. Eğer onu ele geçirirseniz Cengiz'e ölümcül darbeyi indirebilirsiniz. Ne dersiniz? Çık dışarı. Yamaç Bey, bakın bu her iki taraf... Çık dışarı dedim. Çık. Sırayla dedim. Sırayla. Yamaç Bey, bakın hayır demeden hadi, önce teklifimi bildirin. Hadi dayı, hadi dayı, başımızı belaya sok. Tamam, bizim. Gidiyorum. Yanlış, yanlış. Doğru. Doğru. Saadet! Saadet! Misafiri. Anneme sordum ne yapayım diye. Ayşe'ye götür, o bilir ne yapılacağını dedi. Annesi nerede? Çöpe bırakmış. Kim bilir ne derdi vardı zavallının. Pişman olup geri almaya gelirse çocuğuma ne biçim bakmışsınız demesin. Ha Ayşe. Ama ben seni götürdüm.
O olmaz, o olmaz. O ayı olmaz lütfen. O ay olmaz. Tehlike geçti. Cici cici. Al. Onlarla mı oynayacaksın? Bu. Sonra. Bu sonra. Tamam. Burada istersen. Aa. Ne oldu? Acıktın mı? Anne sütü. Anne sütü lazım. Ama süt yok ki. Bebekler en azından ilk 6 ay anne sütüyle beslenmelidir. Bisküvi. Bisküvi. Bisküvi yer misin? Yemiyor. Sen yer misin? Kaka. Ha. Kuku. Kaka. Tabii. Oo, ne yaptın sen ya? Poşet mi? Çek çocuğun üstünden. Şey, ben bir şey yapmadım. Ben bir şey yapmadım. Şey, kaka yapmış, kaka yapmış. Kokuyordu burunlarımız, direklerimiz kırıldı. Uf, bişik olur. Bebeklerin kasık bölgesinde tarihten kaynaklanan kızarıklık. O yüzden... Kimsin sen? Ali Çoyum ben. Burası benim evim. Amca yaptı. Hoş geldiniz lütfen. Bisküvi. Thank you.
de aynısını dediydim. Biz şimdi Karaca'yla bir aş evine gidip yemek çıkaracaktık ama yalnız halledemem dersen kalayım. Ay olur mu öyle şey? Akın'la Karaca'yı hep ben yalnız yıkadım, hatırlamıyor musun? Ben şimdi Cennet'e haber vereyim. İdris'in kıyafetlerinden, şampuandan, işte leğenmeğen her şey hazırlasın getirsin sana. Dur. Kimsin lan sen? Lan oğlum dur, konuşacağız. Lan! Oğlum yapma! Oğlum sallamasana şunu! Lan yapma diyorum! Lan bir dur! Tamam mı lan? He? Tamam mı? Sıkın lan da. Ha? Ha? Tamam. Ver. Evet. Çağatay'a mı çalışıyorsun lan sen? Çağatay diye birini tanımıyorum ben. Atma, Remzi din kardeşiyiz. Merak etme lan. Sizinkilere bir şey söylemem. Söz. Çağatay'ın kardeşiyim ben. Üvey kardeşi. Ha. Ha ya. Şimdi manyaklaşmayacağım dersen bırakacağım, tamam mı? Tamam. Manyaklaşmayacağım ben. Manyaklaşmayacağım. Tamam. Konuşacağız oğlum. Konuşacağız. Konuşacağız. Ay. Ay. Ay, bir şey soracağım. Of. Of. Sıcak olmadı mı ya? Bir şey söyleyeceğim. Cam falan açabiliyor muyuz burada? Adın ne senin? Pap 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 pap. Şuradan bir çilek alabilir miyim ben? Teşekkürler. Adın ne senin? Murat. 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 Bir şey isteyeceğim senden. Biz burada böyle çok sıkılıyoruz. Otursana bizimle biraz. Muhabbet ederiz. Hı? Ne zamandır burada çalışıyorsun? Çok oldu. Hı. Mutlu musun? İnanılmaz. Yani... Sizin işiniz gerçekten çok zor. Bunu hep söylerler ama sizin işiniz
Çok zor. Çıkıyor musun abi? Çıkıyorum Celesun. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Cenazemiz var da. Kim? Ne oldu? Abi. Dün gece manyağın teki bizim garson çocuklardan birini sıkmış. Kim oğlum? Kim? İsim ver. Abi Vecdi bizim Ramona'da çalışan. Biliyorum tamam. Ciddiyim. Sizin sahilde kim oturuyor Celesun? Ali abiler. Onun yanı Mehmet ustalar. Onun yanı Hayat, alkolik kocası, iki kızı Seher'le Gamze. Sayayım mı daha? Biliyorum tabii oğlum. Bilmez miyim lan? Eyvallah. Nasıl olmuş durup dururken? Abi neredeyse durup dururken bizim arkadaş Vecdi omzuna çarpmış çocuğu. Çocuk da çekmiş sıkmış. Başınız sağ olsun çocuklar. Eyvallah abi. Salim bu arkadaşları varmış. Bir onlarla konuşayım mı? Abi onlar Ökkeş'in kahvede takılıyor ama. Buradan oraya geçelim. Abi bizim bir sıkıntımız daha var ama. Tamam oğlum. Cenazemiz var. Sıkıntılar sırayla. Sağ olsun Mustafa amca. Bırakınız. Affet. Başımız sağ olsun. Başımız sağ olsun. Celesun çekil bakayım. Oğlum çekil bir çekil. Çalışıyorsun adam. Söyleyeyim bak seni çok ha. Öldürtmeye mi çalışıyorsun lan sen beni? Önce öyle bir indir. İndir öyle. İndir, indir. Ne tür bir manyaksın lan sen? Ne tür bir manyaksınız lan siz? Kulkan Bey. Bundan sonra bana çalışıyorsun Remzi. Sadece başlangıç için. Nasıl derseniz Kulkan Bey. Neticede biz ekmeğimizin peşindeyiz. Başka bir şey yok yani. Aa, bu iyiymiş lan. Ulan Remzi. Ulan Remzi.
Abi otur, eyvallah. Çocuklar başınız sağ olsun. Allah razı olsun abi. Bir anlatın bakayım bana. Ne oldu? Nasıl oldu? Abi. Pişi pişine öldü çocuk. Ne olacak? Herif gitti. Sonra bunun temizleyicileri geldi. Patronu mamaladılar. Ona da kızamıyorum. 3,5 atlı doğal olarak. Herif çok büyüklerdenmiş. Polis geldiğinde biri çıktı öne. Husumetimiz vardı, vurdum dedi. Ya bizi konuşturmadılar öyle. Arbede çıktı, polis bizi dışarı attı. Pisi pisin abi. Ben en çok buna deliriyorum. Çok büyüklerdenmiş dediğin de Serhat. Zenginlerden abi. İlk vukuatı da değilmiş bu. Canı sıkıldıkça. Tekrar başınız sağ olsun. Bu mesele bende. Tamam. Aklınız kalmasın. Abi. Bir mesele daha vardı. Salim'e söyledi. Sen değiller abi, sordurduk. Şener abi haber vermiş Salim, o da bana gösterdi. 2 gün önce gelmişler. Uyuyorlarmış sürekli. Şener abi özellikle bakmış yarasalar mı diye ama yok abi. Geceleri de uyuyorlar. Adam sadece arabayı çalıştırmak için uyanıyor geceleri. Abi ne yapalım? Uyandırmayalım. Biri beklesin başlarında. Uyanınca konuşsunlar. Aş evinden yemek gelsin hemen. Bir de bizim boş evlerden biri varsa oraya alalım. Ne yaptığınızı haber verin oğlum bana, olur mu? Tamam. Sahipsiz bırakmayın. Ya yaramazlık yapmak istiyoruz işte biraz. Lütfen. Yapamam. Bence yaparsın. Kolay ya. Hı? Çok basit. Yapamam, gerçekten yapamam. Tamam peki. Yani ne diyeyim ki ben artık? Tamam. Ama bana izin verin. Ayarlayacağım ben. Bak ne diyeceğim. Bu Cengiz Bey'in asansörü var bir tane. Bizi oradan böyle aşağı indirirsin belki, ha? Tamam. Gezeceğim ben. Bekle beni, tamam mı? Buradayım. Hiçbir yere gitmiyorum. Kalan bir yetenek diyelim. Tabii o insanları iyileştirmek için kullanıyor sadece. Ben babaannem sayesinde başka şekillerde kullanmayı da öğrendim. Peki yamaca? Öksür. yüksek. Tamam. Thank you.
Eğer illa merak ediyorsan yamaca yapmadım. Hiç. Hatta yapamadım, o bana yaptı. Çarpıldım. Aşık oldum. Ne yaptı, nasıl yaptı? Yaparken farkında mıydı yaptığı şeyin? Farkında değildi tabii ki, kendinde değildi ki zaten. Neyse, bir şekilde yaptı ama yani işte. O ne olacak? Murat'cığımdan nasıl kurtulacağımızı sanıyorsun? Her şey hazır. Murat'cığım, çünkü sen şahane bir şeysin. Hadi. Hadi. Kardeş bir bakacak mısın? Kızlar, 3 saati geçince ücret ödemeniz gerekiyor. Onu atlamışsınız. Geç, geç, geç şöyle. Sen şöyle geç, geç, geç. Kızlar bakın, ben sizin kim olduğunuzu biliyorum. Ya benim size saygım sonsuz. İkiniz de ayrı yılansınız çünkü, ama siz de beni hafife almayın. Ya ben sizin her hareketinizi gözlüyorum. Her sözünüzü duyuyorum. Kusura bakmayacaksınız. Ben sizi çıkarana kadar buradasınız. Bakın zorlamayın. Yoksa bir dahakine sizden can alırım. Ya ne var ne ne? Arkadaş ne aşkmış ya? Enişte zorlama, açmıyorlar işte. Uslu durun. Küs müyüz?
Yok. Ben sadece seni utandırmamak için. Ben niye utanacakmışım ki? Hı. O zaman ben yanlış anladım. Özür dilerim Seren. Seren. Bak. Ben sana babanın katilini anlattığımda senin hemen gereğini yapacağını düşündüm. Aslında sen de haklısın. Nihayetinde zor tabii. Merak etme. Unutmadım. Sadece doğru zamanı bekliyorum ben. Hı. Sen öyle diyorsan öyledir tabii. Selamünaleyküm abi. Ve aleyküm selam bebe. Ne durumdayız? Akın kurcalıyor oğlum. Bozmasın aman ha. Bozmaz bozmaz merak etme. Sen ne yapıyorsun? Bir zaman gelecek. Bu resimlere en son ne zaman baktığımı unutacağım. O yüzden şimdi öyle doya doya bakıyorum. Ben de gördüm bugün. Kahvede. Çok güzel fotoğraf. Tövbe estağfurullah. Allah'ım sen bizi koru ya Rabbi ya. Sen ne yaptın? Hallettin mi işlerini? Yani... Hallettim. Mahalleye gittim. Meselelerimiz var. Gönder gelsin. Dedim geldi gene. Tövbe ya Rabbi ya. Kapıdan kovuyoruz, bacadan giriyoruz. Ya. Neymiş derdi? Sakin. Sakin Cengiz amcacığım. Bak sen ne kadar karşı koyarsan biz de o kadar zorlamak durumundayız. Hem hocayı biliyorsun. Yemin ederim bak canımızı okur hepimiz. Biz sana kim olduğunu hatırlatmak zorundayız. Biliyorsun. Şimdi Cengiz amcacığım bir tedavimiz daha var. Bu yüzden birazdan senden derin bir nefes almanı isteyeceğim. Hazırsak derin bir nefes al.
ses. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1000 Selim, 1009, 1010, 1011, Akın. 1012, 1013, 1014. Akın. Ölmeyecek, unutma. Ölmeyecek. De niye? Biz niye öldürmüyoruz bu herifi? Senin baban öldü, sen sürünüyorsun değil mi? Yerlerdeyim. Tamam işte bu da sürünsün. Sonrası sonra. Sen ne dedin? Ne diyeceğim ya? Kovdum. Ne yapacağım? İyi madem. Ne oldu? Yok bir şey. Abi. Bir şey oldu. Bir şey olmuş. Ne yok bir şey? Anlat, ben de öğreneyim. Peki. Şimdi bebe, biz bu adamı gömmeyecek miyiz? Cengiz'i, daha var. İyi. Sen hep demiyor musun? Öfkeyle kalkıyorsun, devamını düşünmüyorsun diye. Tamam. Yine sen demedin mi oğlum? Bu herifin dini, imanı, para. Şimdi bize Cengiz'in defterdarcı başısını sunuyor. Sen hayır diyorsun. Baktığın zaman hayırsız bir iş değil. Adam bize oradan oraya uyuşturucu taşıyın demiyor. Bir tane kızcağızı koruyun diyor. Ben bak... ailem ve çukur dışında kimseye güvenmiyorum artık. Anladın? Yani bu... Biz bu herifi aldık. İyi niyetimizden aldık değil mi? Ne çıktı? Yücel. Yücel ne yaptı? Anlatmayayım bile değil mi? Bahsetmeyeyim bile bundan. Neyse. Bak benim takıldığım şu. Yani tamam eyvallah. Neden kendi yapmıyor? Ha? Yani hani çok büyük ya bunun müvekkili. Halil İbrahim dediği herif. Neden kendi adamlarını kullanmıyor? Bu benim aklıma takılıyor. O soruyu bana sormayacaksın. Ben o işlerden anlamam. Biliyorsun. Nedir? Ne alıyorum? Ne veriyorum? Alacağımı aldım, vereceğimi verdim. Benim için o kadar. Düz mantığım ben. Ha bana verilecek verilmedi mi? Ben o zaman onun ciğerini sökerim. Sökersin. Doğru. Yapalım mı diyorsun yani? Seninkini aradın mı? Benimki? Yok mu canım? Afganistan'ın kırmızı gülü. Babanın oğlu. Orada ya. Salih yok aramadım. Ya ara işte bir şeyler ayarlasın bizim için. Arayamadım abi. Nasıl söyleyeceğim abime? Anlayacak şimdi sesimden. Söyledim mi ayrı dert. Söylemedim mi yanlış. Kalsın orada. İşimize yarayacak. O da doğru. Tamam geç onu, dönelim meselemize. Şimdi baktığımız zaman ne kaybediyoruz bebe? Bence bir şey kaybetmeyiz. Ne kazanıyoruz? Bak sana bir örnek vereceğim. Herifin biriyle kavgaya gireceğim. Baktın silahı var mı yok mu? Tamam. Sonra neye bakarsın? Neye? Buraya. Burasına. Unutma oğlum. Biri kavgadan kaçıyor ya da korkuyorsa horozlanır. Horozlanan adam başını dik tutar. Başını dik tutan adamın gırtlağı ortaya çıkar. Buraya böyle bir tane çaktın mı? Nefes alamaz o dağ. Dağ olsan devrilir, istisnasız. Şimdi bu bize Cengiz'in gırtlağını gösteriyor. Sana soru. Vurmayalım.
Özür dilerim, benim yüzümden oldu. Ben kaçalım demeseydim. Senin bir suçun yok. Senin hiçbir suçun yok. Senin hiçbir suçun yok. Tamam, bırak aksın, tamam. Allah. Özür dilerim. Senin hiçbir suçun yok. Senin hiçbir suçun yok. Gel. Olgacığım, istediğin dergi. Canım sağ ol. Bana bak. Geçen gün yaptığın teklif hala geçerli mi? Evet ama ben sen vazgeçtin diye düşünmüştüm. Yuhu, ben kesinlikle vazgeçmedim. Ben bakıyorum, izliyorum, dinliyorum. Cengiz ne zaman sakin, ne zaman kafası başka yerde. Ama artık unutmuş sanki. Bir an evvel halletmek istiyorum. Ne zaman yapabiliriz? Sen ne zaman istersen. Hemen istiyorum. Oğlumun yanına gitmek istiyorum. Ha, siz konuştunuz mu? Konuştuk, biliyor. Peki nasıl yapacağımızı biliyor musun? Senin bir fikrin yok mu? Ben bir şey kontrol edeyim. Hemen döneyim. Sen o sırada banyonu yap. Banyodan çıktığında konuşalım. Tamam. Tamam. Dur abi Musa. Tamam, bitti. Buyur, örtelim. Şimdi Cengiz amcacığım, akşam yemeğinde mercimek çorbasıyla haşlanmış et var. Ne durumdasın? Yiyebilecek gibi misin? Yok. Ya oldu olacak, adama çeket verelim. Hemşire, bu adam bitik. Bu adam lapadan başka bir şey yiyemez. Sen karışma Murtaza. Sen karışma Murtaza, höt Murtaza, zöt Murtaza. Herkes de bize gider yapıyor, Allah Allah. Murtaza, dur. Bitti mi daha işimiz? İğnesi yapılacak ya. Ha, iğneyi de ben yapayım ha? Onu da ben yapayım. Allah Allah. Yapmayın ne olur. Yeter. Bittim ben. Yeter. Ne olur. Tamam abi Cengiz, tamam. Hoplala. Vitamin mi? Vitamin. Bak sen yemek yemişsen, güçten kuvvetten düştün. Bak ne güzel çorbamız var, kaşlama etimiz var. Ya burası cennettir cennet, sen farkında değilsin sen. Şimdi? Ah! Tamam. Tamam. Su yaratalım seni. Hallettin mi? Ne kadar çabuk geldi. Hallettim, hazır. Hadi sen giyin. Bana bir şey anlatmadın. Şimdi şöyle olacak. Bizim çocuklar yarım saat sonra nöbet değiştiriyor. Biz aşağı ineceğiz öyle bahçeye çıkarmış gibi. Ben seni benim arabanın bagajına koyacağım ve bir süre orada bekleyeceksin. Sen çıkamıyorsun ama ben çıkabiliyorum. Ben de bir arkadaşımı ziyarete diye evden çıkacağım ve böylelikle sen de oğluna kavuşacaksın. Hadi git. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. İnanın bana, en doğrusunu yapıyorsunuz. Hadi bitirin şu işi. Neden kendi adamlarını kullanmıyorsun? Bana, daha doğrusu müvekkilime bu işin herhangi bir şekilde değmemesi lazım. Senin bu müvekkilini Afganistan'da rehin aldılar değil mi? Yok, hayır. Nereden çıkardın? Aldılar. Velev ki biz bu işi kıvıramadık. Ne olur? Yamaç. Gel gidelim, kalsın bunu müvekkili. Hayır. Beyler lütfen, hayır.
Bak Nedim, biz senin bu işini çözeriz. Ama sen de bize istediğimizi vereceksin. Yoksa ben seni kaybederim, yok olursun. Müvekkiline de hiç kimse ulaşamaz, anladın mı? Afganistan'da patlar o. Anlaştık? Anlaştık. Kızın fotoğrafı falan var mı? Vallahi var ama. Ne ama? Ama ne? Ne geçiyorsun lan sen bizim? Ya biliyorsun Afganlı... Biliyorum. Burka giydiklerin Nedim. Adın da oysa tabii. Ne yapalım? Neyle geliyorlar? Özel uçakla. Kaç kişi? 3 kişi. 2 koruması, bir de kız. Kızın adı Yasmin. Özel uçak, 3 kişi. Mavili zaten. Anlaşılmayacak bir şey yok, alırız. Tamam. Ayıp, ayıp. Oo. Yardım lazım mı? Benim yemeğimi emzirebilir misin? Ama ben erkekim. Bende süt yok ki. Benim de yok. Ama olur. Annelerde süt olur. Ya tutabilir misin? Yavaş, yavaş. Oo. Oo. Ne oldu gene acaba? Ne oldu? Çorba. Doldu, rüyanda mı gördün çorbayı? Çorba, lütfen. Çabuk. Ay tamam, tamam. Ne oldu, anlatacaksın mı? Ha, ona olmaz. Kaba. Kaba koy, götüreceğim. Çok koy. Ekmek de vereyim mi Aliço? Ver. Ekmek de ver. Ekmek de çok ver. Var bir şey ama yakında çıkar kokusu bakalım. Allah'ım. Bitsin bu kabus. Ne olur. Ne olur bitsin artık bir kabus. Yoruldum. Ne olur kurtar beni. Tutmuyor. Muhasebecisin sen ya. 2 tane kızın var senin. Seni buraya attılar gittiler. Yok Erden etmiş, yok holdingmiş. Öyle bir şey yok. Bunların hepsi senin kafanda. Bu ben değilim. Ben bu olamam. Ben Cengiz Erden et. Ben Cengiz Erden et. Oh be Cengiz uyanmış.
Abi Cengiz, bunlar sana çok fena bir oyun oynuyorlar, haberin olsun. Ama ben sana yardım edeceğim. Değil mi? Ben Cengiz Erdelet'im değil mi? Söyle söyle. Ben Cengiz Erdelet'im. Yahu he sen bunlara ne bakıyorsan ya. Sen Cengiz'sen, Erdelet'sen, Allah'san, Paşa'san. Ama bak, ben sana yardım edeceğim. Ama senin de bana yardım etmen lazım. Ne istersen, sen ne istersen veririm. Dünyaların yarım önüne paraya boğarım seni. Hak etme. Yalnız öyle gelecek planlar falan bana göre değil. Sana ev alacağım, araba alacağım, evi üstüne yapacağım falan, bunlar bizim laflarımız. Şimdi sen bana şu an ne verebilirsen onu söyle. Eşyalarım nerede benim eşyalarım? Hangi eşyalar? Benim kişisel eşyalarım, yani ben buraya getirildiğimde böyle değildim herhalde. Benim eşyalarım vardı. Elbiselerim vardı, ayakkabım, saatim bile. Ha, eşyalar, onlar varsa depodadır. Tamam işte, sen beni depoya götür. Ya bir tek saatim yeter sana. Ya en azından 1 milyon dolar o saat. Oha, wow, 1 milyon dolar. Ya, sen beni götür. Götür şu depoya, eşyalarımı göster. Göstereyim ben sana o saatin nasıl bir saat olduğunu. Tamam, anlaştık abi Cengiz. Anlaştık. Dandini dandini dastana, danalar girmiş bostana. Kov bostancı danayı, yemesin lahanayı. Abi Cengiz, sen kapıya bak, biri gelirse bana bir işaret çak. Ayık olasın ha. Dur bakalım. Abi Cengiz nerede bakalım? De Özüncül, Pervardar, Umlu Sırcı, Meçeti nerede? Befalay. Aha, valla buldum. Kutunuzu açıyorum Cengiz Bey. Emin misiniz? Yavaş be adam, hadi konuşup dur. Allah'ını seversen aç şu kutuyu. Tamam. Benim eşyalarım. Aç bak bakalım, aç. Saat benim saatim. Sen benimle geçsen abi Cengiz. Bu iş portadır. Bak, kendin bak, al. Bak, aha, kimliğin de burada. Cengiz Mardin. Ben bu değilim. Bu ben miyim? Valla demek ki sen buymuşsun. Ben de salak gibi sana inandım. Yok holding, yok molding. Ya sen ne sen ki, senin holdingin ne olsun ya? Yürü! Ne yapıyorsunuz burada? Ne oluyor? Hocam Cengiz amcanın bir şeyi unutmuştu da o şeyini almaya geldik birlikte. Odasına hemen. Tamamdır. Ah Cengiz amca. Ah. Yaşamıyorsunuz aslında.
Beslenmeniz düzenli, uykunuz düzenli, ilaçlarınız düzenli veriliyor. Yani böyle bir güç figürü yaratmanızı gerektirecek bir stres merkezi yok aslında pratiğinizde. Terapilere de artık cevap vermiyorsunuz. Lütfen konuşun benimle. Lütfen. Bilmiyorum. Bilmiyorum, belki de onlar gelmiyor diye, belki kızlarım. Haklı olabilirsiniz tabii. Yani ben kendileriyle sürekli iletişim halindeyim, lakin gelmeye ikna edemedim maalesef. En son ne zaman geldiler? 3 yıl oldu. Bilmiyorum. Ben artık hiçbir şey bilmiyorum doktor bey. Biraz sakinleşin. Salın kendinizi. Bana güvenin. Burada kocaman bir ekip. Sizin iyiliğiniz için gece gündüz çalışıyoruz. Bize bırakın biraz. Bir de doktor olarak bunu söylemek vazifem. Herkesin ailesi aynı olmak zorunda değil. Sizinkiler maalesef. Doktor bey, ölecek mi inşallah? Tamam. Yani herif dağıldı. Yetiyor mu yani bu kadar? Yeter. Damla, senin elin iyi. Bir iğne daha yap, uyusun. Sonra Murtaza ile birlikte şu otopark var yani, evin orada. Oraya kadar götürün, orada sizden alacaklar. Amca, niye sıkmıyoruz kafasını? Sıkalım gitsin. Akın, onu kurtarmak mı istiyorsun oğlum? Hı? Al. Al sık. Ona yapacaklarımız daha bitmedi Akın. Salalım şimdi. Devamı gelecek. Tamam. Sen kal. Akın. İşimiz var seninle. Selamünaleyküm. Yasmin? Thank you.
emin misin hareket olacağından? Olmazsa ne güzel işte Ceresu. Annen nasıl? İyi diyelim, iyi olsun abi. Toparlandı biraz. Selim abiyi kaybettik ya. Onlar liseden beri arkadaşmış. Ben bilmiyordum. Ben de senden öğrendim şimdi. Çok ağladı gece gündüz. Sabah kalktığında baktım kahvaltı hazırlamış. Çok uzun zaman sonra ilk. Güzel. Güzel haber işte. Toparlanıyor demek ki. İnşallah abi. Annemize hasret kaldık. Efendim. Neredesin oğlum? Gözümü dinlendiriyordum anne. Yine çok yorucu bir gün. Onu anladım da neredesin onu söyle bir. Babamın ofisindeyim şirkette, ne oldu? Hah, baban yanında değil mi? Versene bir. Yok, babam yanımda değil. Babam abimle değil miydi? Abin Atina'ya gitti günübirlik. Haberin yok mu senin? Anne sen kapat. Ben seni arayacağım, tamam mı? Şahin! Buyurun Kukan Bey. Sen kimsin oğlum? Şahin nerede? Şahin Bey evde. Cengiz Bey rahatsızlandı diye. Kim dedi rahatsız diye? Bilmiyorum. Selam. Ne tarz tuttarı makbul? Azma bade ne mi beni? Namı mı sarvar ast? Namı tabarım lütfi koni. Ne oldu sana? Türkiye'ye geldin dilini mi yuttun? Türkçem var biliyorum. Adın Yasmin, onu da biliyorum. Hadi. Çıkar artık burkayı. Biz artık karı koca sayılırız. İyisin değil mi? İyi miyim? Talim. Sen arkaya geç.
Burası tamam oğlum, ne yaptınız? Geldik biz amca, sıkıntı yok. Bir süre burada misafirimiz. Tekrar hoş geldin. Selamünaleyküm. Yasmin. Sen benimle geliyorsun. Abin telefonda. İstersen o anlatsın. Eğilmen gerekiyor. Ben sana söyleyinceye kadar sakın kalkma. Tamam mı? Buyur. Sen burada kalmayacaksın değil mi? Türkçe gayet akıcı. Burada okudum ben. Ondan olabilir mi acaba? Olabilir tabii. Soruma cevap vermedin. Ben seni korumak için buradayım. Sen ne yapmamı istersin? Arabada kalabilirsin. Ben Burkam'ı seni yanımda çıkaramam. Ha, pardon ben... Bilmiyordum. Özür dilerim. Tabii. Ben arabada kalırım. Sorun yok. Ama istersen önce sana bir evi gezdireyim. Olur mu? Tamam. Mutfak bu tarafta. Thank you.
anne. Şahin nerede? Nerede o salak? Oğlum ben konuştum biraz önce. Babam bütün gün odadaymış, hasta, hiç çıkmamış odadan. Kulkan neler oluyor Kulkan? Bana da anlatır mısın? Benim adım ne Kulkan? Adım ne? Cengiz ne? Cengiz Erdenet. Cengiz Erdenet ben. Az önce konuştum Kulkan. Babam bütün gün odadan çıkmamış ki, hasta yatıyormuş. Kulkan bana da anlatacak mısın neler oluyor Kulkan? Salak salak hareketler yapma.
Kendine gel. Tanrı misafiri. Nasıl yani? İşte birisi kapımıza koymuş değilse sefak kuzum. Adı ne? Bilmiyorum ki. Söyle Ferhat, çıktım evden. Tamam. Sen de arkasındasın. Tamam, telefonuna bak, aradığımda aç. Ne işler çeviriyorsun bebe? Merak edeceğin hiçbir şey yok abim. Kız nerede? Ve aleyküm selam Topal Nedim, ve aleyküm selam. Şimdi hiç zamanı değil Cumali Bey. Kız nerede? Kız bizim güvenli evlerden birinde. Yanında da Akın var. Nasıl yani? İkisi aynı evde mi? Kızı niye kendi evinize götürmediniz? Yahu size götürseydiniz de kızı. Siz ne yaptığınızın farkında mısınız? Nedim! Senin tavrını ha. Bak şimdi beni iyi dinle. Biz senin istediğini yaptık. Şimdi sen de bizim istediğimizi yapacaksın, anladın mı? Kız güvende, bu bir. Server öldü, bu iki. Şimdi o Cengiz Erdenet denen tüm defterdarı kim? Söyle! Olga. Ne? Doğru duydun. Olga. Süreyya Sosyete'dendir. Davetleri, açılışları hiç kaçırmaz. Cengiz Erdenet'in kavalyesidir. Olga ise kolay kolay ortalara çıkmaz. Çünkü Cengiz onu saklar. Peki niye dersiniz? Eroin işini oğulları idare ediyor diye mi? Hayır tabii ki. Cengiz'in eroinden gelen parasının her kuruşu Olga'dan sorulur. Eğer Olga'yı ele geçirirseniz Cengiz de avucunuzun içine alırsınız. Olga? Lan ne oluyor lan? Orası bende, burası sende. Neredesin Ferhat? Neredesin oğlum? Geldim, konumdayım. Neredesin? Devam et abi, yolun başındayım. Tamam, gördüm. Neden bu kadar uzun sürdü?
Uzatma Olga, in. Hadi. Neredeyiz ya? Çağatay nerede? Hakikaten nerede o ya? Ha bir ara, ara sor bakalım. Neredeymiş? Ne yapıyorsun? Aa, telefona bak sen. Nasıl öyle ölü uçtu ya? Kadar dua ettim ki Tanrı'ya Olga. Babamı öldüreni öldürmeden beni yanına alma diye. Bak görüyor musun? Dualarım kabul oldu galiba. Seren. Seren. Başka bir deyişle. Öldürmeyen Allah öldürmüyor be Olga. Bu babam için. Annesinin sütünün yerini tutmaz ama. İçiyor mu onu? Hem de kıtlıktan çıkmış gibi. Aa canım. Çıktı belki. Evet belki de. Sen içirir misin? Yok. Yok yok sen al. Gel gel kuşum. Bak 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 acıktı. Benim çocukları kolaçan etmem lazım. Aman. Çocuklar? Şey... Nehir'in evini koruyan arkadaşlar var da bir onları aramam lazım. Gel bakalım. Gel bakalım. Aç bakalım kocama. Aferin sana. Aferin sana. Aferin. Ay dur. Ne oldu? Açmadı. Arar herhalde. Geç şuraya. Geç! Ulan size de! Yamacınıza da! Bitti. Geçmiş olsun. Ben öldürmeyeceksin. Söz ver bana. Yamaç. Söz. Sana ben dokunmayacağım. Sen bana Cengiz'in paraları sakladığı yerleri söyleyeceksin. Ben de buradan çekip gideceğim. Bilmiyorum ben. Emin misin? Hangimizden daha çok korkuyorsun? Yani evinde yatan Cengiz'den mi, burada yanı başındaki benden mi? Susuyorsan Cengiz'den haklısın ama ben olsam ben de Cengiz'den korkardım. Olsa benim içimde hala ölmemiş bir taraf var.
Öyle mi? Nereden etler? Şu gözünüzün kaçtığı yerde ne var bakalım? Teyze! Durdurdun yerde. Yolculuk vardı herhalde. Oğlunun yanında mı? Söylediği kadar var. Sen gerçekten defterdarsın oğlu. Tamam. Ben öldürmeyeceksin. Söz verdin. Doğru. Ben sözümde dururum. Ne yaptı sana? Babamı öldürdü. Doğru değil. Bana borcum var artık. Ben bunu unutmam. Eminim. Yamaç. Sen benim burada olduğumu nasıl öğrendin? O da bana kalsın. Yamaç! Yamaç gitme! Yamaç dur gitme. Olga, Olga. Tamam, sus. Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Olga, sence benim ne istediğim yeterince açık değil mi? Çağatay seni bulur. Seni öldürür. İyi de sen öldüğünde ben burada değildim ki. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Ben evdeydim. Hatta şahitlerim var. Süreyya ile birlikteydim ben. Senin o. Ben değildim. Değildim. Süreyya. Olga. Cehennemde görüşürüz. Ben yapmadım. Babanı. Süreyya öldürdü. Ölürken bile hala yalan söylüyorsun. Onu sor. Cengiz için tekmede olacağını söyleyeceğim. Ama tekmede değildi. Değildi. Şaka mı bu ya? Ha? Oyun mu oynuyorsunuz benimle? Ha? Ne bu? Ne demek bu ya? Ha? Çö, gel kulağıma söyle. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam da ben. Aliço hayrola? Abi, Aliço'nun bize söyleyemediği çok önemli bir meselesi varmış da. Özel, özel. Tamam Aliço. Cumali abimle bir şey konuşacağım. Ondan sonra konuşuruz, olur mu? Olur mu? Ben gazoz. Hiç de böyle, çok afiyet olsun.
Dostum. Nedir bu? Senin defter durum, defteri. Ha ciddi ciddi. Ciddi ciddi. Vay. Vay 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 vay. Vay 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 vay. E oğlum bak bana diyordunuz ki teknoloji çok iyi bir şey abi. Yok tablettir, yok akıllı tümün telefonudur. Al işte bak. Kadın ne güzel deftere yazmış. Helal olsun vallahi. Ha doğru ya doğru. Yamaç abi. Az bakacağım mı? Sen nereden geldin? Karşı taraftan sen. Bu tarafta. Temiz abi. Temiz abi. Buyurun. Yamaç Koçovalı. Benim. Abi bu da sana. Aslan parçaları. Buradan bir yere ayrılmıyorsunuz, tamam mı? Salim. Bu ne oğlum? Bu saç gibi. Bunlar ne? Enişte! Nasılsın ya? Her şey yolunda mı? Vallahi sana büyük respekt besliyorum biliyor musun? İki hatun birden yani. Ben bunu bir Cengiz Erdenet'te gördüm. Düşün. Vulkan mısın sen? Aa nasıl çözdün anında? Vallahi büyük hayranım ha. Neyse. Şimdi enişte. Ben iki yengemi de aldım. Birini bir yere. Diğerini de başka bir yere sakladım, tamam mı? Thank you.
Şimdi sana iki tane bilmecem var. Birini bildin, bir yengeyi kurtardın. Öbürünü bildin, öbür yengeyi kurtardın. Ha, ikisini de bildin. İki yengeyi de aynı anda nasıl kurtaracaksın onu ben de bilmiyorum. Hazırsan başlıyorum. Kalem kağıt getir. Çabuk oğlum, çabuk. Haliço iyi dinle, gözünü seveyim. O Juliet, sen Romeo. Sonunuz ne olacak böyle? Piyes başlamak üzere. Sahneyi bulmak istiyorsan, enişte bundan sonra kafiye tutmadı idare edeceksin. Beni yan çevir, ben her şeyim. Beni ortadan kes, ben hiçbir şeyim. Şimdi bu birinci. Aha da geliyor ikinci. Çarşısı yok, pazarı yok. Geleni var, döneni yok. Un değil, tuz değil. Kesilince çıkan toz makbul değil. Nikahtan çıkanlar önce buraya bakar. Dirisi börek sever, ölüsü deniz kokar. Enişte hesaplarıma göre bir saatim falan var. Hadi bana eyvallah, kendine iyi bak, tamam mı? Haliço ezberledi mi? Güzel, güzel. Ferhat. Nefes bile almadan, nefes bile almadan, nefes bile almadan, nefes bile almadan. Never.